Herkese sevgiler. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Güzel, keyifli bir günde sizlerle birlikteyiz. Bizler bütün güzel enerjimizi sizler için topladık ve çok önemli bir konu başlığını konuşacağız. Özellikle sınav senesi olan anne babalar ya da çocuğum okulda kaygı yaşıyor ve başarısını ciddi anlamda etkiliyor diyen veliler özellikle bugünkü program tam olarak Özel programlardan bir tanesi. Kendisine stüdyomda ağırlamaktan çok büyük keyif duyuyorum. Doktor Selçuk Duman hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. İyiyim. Çok enerjik geldiniz böyle. Yine evet, çok güzel ekiple bir ekiple ilgili. geldiniz ya hocam. Sizin bu ekibe bayılıyorum. Ben. <laughs> evet. Biz gelirken yolda şarkılar Türküler dinleyerek geliyoruz. Onun da enerjisi ne size güzel. yansıyor olabilir. Kesinlikle. Yani en güzel yanınız şu. Hani yaptığımız işlerde tabii ki bir yere gelmiş insanlarız. Biz de o yollardan geçtik. Bizim belki elimizden tutup bizi çekip hadi gel bu yol şöyledir, bu yol böyle dikenlidir, bu yol böyle güzeldir diyen bir ekip arkadaşımız belki olmadı ama siz bu konuda da özellikle sizin bölümde okuyan meslektaşınız olacak ilerideki arkadaşlara bu konuda evet. destek oluyorsunuz. Evet ben çok, çok da, da mutlu oluyorum. Şey. Aslında insanlar onlar için yaptığını düşünüyor ama kendim için yapıyorum bunları. Ee, şeydir ya um, araştırmalara göre mesela veren kişi birisine bir şey veren kişi alan kişiden daha çok karşı tarafı seviyor. Çok yani doğru. mesela birisi birine herhangi bir yardımda bulunduğunda um, yardım veren kişi karşı tarafı daha çok sevmeye başlıyor. Yardım alandan. Yani bu yüzden ben insanların e, o bir şeyler vermek e, benim kendimi besleyen de bir şey oluyor. E, arkadaşlar da besleyen şey olduğunda daha da karşılıklı oluyor ve güzel oluyor. Ve enerjilerini alıyoruz onların aslında bir nevi. Kesinlikle dinç tutuyor insanı. Hayat enerjisi oluyor bu çok çok önemli. E, bu konuda arkadaşlar çok şanslısınız. Hemen sağ tarafında oturuklar için o tarafa bakıyorum arada. E, çünkü bu bir şans ve mesleği hem sahada yaşamak hem de okul bünyesinde bunu taşıyabilmek çok çok önemli. E, sizler destekliyorsunuz. Umarım herkes böyle olsun. her meslekle alakalı. Mesela ben de buraya gelen iletişim fakültesinden arkadaşlar hep destekle, desteklemeye yüreklendirmeye çalışıyorum. Çünkü mesleğin zorluklarını da görsünler, güzelliklerini görsünler. Her anlamda onlara mühmendarlık yapmak çok çok kıymetli. Onun için sizi tebrik ediyorum hocam. Teşekkür ederim. Bu anlamda sağ olun. söylemek istedim. Ekrana da taşımak istedim. Üreten bir insansınız. O kadar güzel şeyler üretiyorsunuz ki. Yani tabii danışanlarınızla bir aradasınız. Onu o kısımda mahrem alanı bırakıyorsunuz. Evet. Yani Çünkü o mahrem bir alan. işte Sizin danışanınızla aranızdaki mahrem alan. Ama Onun dışında da yoğun bir şekilde hem sosyal medyada, hem de genelde böyle işte insanlarla olan iletişimlerinizde o güzellikleri taşıyorsunuz. Evet, Nasıl gidiyor evet. hocam ben gösterilerinize bayılıyorum. Bir türlü fırsatım olmadı. Hep bir şeyler çıktı. Var mı yeni bir proje? Ba, bu, bu cuma günü terapi gibi diye bir şey başlatıyoruz. Terapi gibi. Yani terapi değil ama terapi gibi bir sohbet e, havasında geçecek bir etkinlik başlatıyoruz. E, i̇nsanları da davet edeceğiz. Programın e, duyurusunu da yapacağız. Oraya mutlaka davetlisiniz. Bekliyorum. Terapi ha, gibi de. Haftaya mı ilk hocam? Bu haftaya cuma günü akşam 7'de olacak. İlk tamam. konumuz da aşk neden aşık oluruz, aşkın altında yatan, aşk deyince insanlar duygusal şeyler konuşacağımı zannediyor ama alt, aşkın altını derdiğimizde hiç de oşa gitmeye şeyler çıkıyor, insanın zaafları çıkıyor. Bunu konuşacağız, herkesi de bekleriz. Evet, çok merakla bekliyorum. İnşallah haftaya da hiçbir yere söz vermiyorum ve inşallah gösteriye Bir öncesini öncesinde hatırlatacağım size. Kesinlikle tamam. hocam, Tamamdır. bekliyorum. Şimdi çok önemli bir konu başla seçtiniz. Özellikle tabii YKS sınavı, LGS sınavı bir sınav ülkesindeyiz. Hı hı. Ve çok çocuk yaştan itibaren de okul hayatına başladıktan sonra hayatımız hep sınavlarla geçiyor. İşte bu normal e, akademik başarı anlamında bir yere gelme anlamında her anlamda bir sınavlardan hı hı. geçiyoruz. Zaman zaman sınav kaygısını biz de yaşıyoruz. İşte bir alese giriyorum ben. Eyvah ne olacak falan böyle bir kaygı oluyor ister istemez. Şimdi sınavlara çok az bir zaman dilimi kaldı. 2 ay falan varmış YKS'ye evet, çok kısa bir dönem var. Bu işi nasıl çözecek çocuklar? Yani sınav kaygısı deyince bile bir kaygı çöküyor. Yani sadece YKS değil aynı zamanda ortaokul sınavları da var. LGS, LGS var. var. Ee, sadece şimdi önümüzdeki sınavı değil sadece okulda yaptıkları sınavlarda evet. da, denemelerde de sınav kaygısını yoğun bir şekilde yaşayanlar oluyor. Ee, nasıl çözeceğiz tarafı herhalde işin son kısmı olacak. Çünkü önce nasıl çözeceğiz ne? öğrenmemiz için neyden kaynaklandığına evet, bakmamız için. Evet, neden kaynaklanıyor? Ya bazı çocuklar bu konuda ee, çok böyle işte şey mesela benim kızım geçen dedi ki gidiyoruz çok özgüven yüksek bir çocuk hı hı. yani buraya çıkartayım konuşur ne her güzel. şeyi anlatır ama dedi ki ben dedi sınıfta bir şey bildiğim halde parmak kaldırmaktan çekiniyorum dedi hı hı. şimdi ben de düşündüm ki şimdi bizim işimiz özgüven gerektiren bir iş şey. burada çıkıp konuşan bir çocuk yıllardır. Şimdi özgüvenle bunun çok bir alakası olmadığını düşünmeye başladım. Dedim ki Selçuk Hocam'a ilk bunu soracağım. Yani neden böyle oluyor? Çocuk çok özgüvenli her şeyi anlatabiliyor ama kaygılı. Ee, büyük ihtimalle yetersiz hissettiğini düşündüğü, Yetersiz hissettiği demiyorum her zaman. Çünkü bir yanılgı içerisinde olabiliyoruz. Yetersiz hissettiği algısında olduğu düşündüğü yerde kendini içe kapatıyor ve bir performans kaygısı yaşıyor. Buraya geldiğinde kullandığı yeti ve becerileri ne güveniyor ama okuldaki yeti ve becerilerine yani o sınavla ilgili yeterliliğine güvenmediği için elini kaldırmakta zorlanıyor yani rezil olma korkusunu hata yapma korkusunu performans kaygısını orada yüksek yoğunlukta yaşıyor her şeyle ilgili düşünebiliriz bunu evet. eğer ben size desem ki şurada bir takla atabilir misiniz desem ve bunu da zorlasam hadi at bakayım desem bir kaygı yaşamaya başlarsınız. Çünkü iyi olmadığınız bir konu. Ama ben size 5 saat boyunca önünüze hiç metin vermeden insanların binlerce kişinin seni izlediği bir sahnede konuşacaksın desem tamam hani nerede deyip elinize mikrofon alıp çıkar konuşursunuz. İkisi de benzer kaygı gibi görünüyor. Buradaki fark şu kişinin kendisini yeterli hissettiği alan ve hissetmediği alan. Mesela bir resim sergisine resim hazırlayacaksın diyen ressam ruhlu birine resim yaptırdığınızda hiç kaygı yaşamaz. Çizgisini çekerken demez ki ay acaba doğru çizgi çekiyor muyum demez. Çünkü burada kendini fazlaca yeterli hissediyordur. O zaman aslında ilkine değinmiş oldunuz sınav kaygısının. Gerçek anlamdaki bir yetersizlik hissi ya da algısı. Yani çocuk sınavlara, anne babanın beklentisi, öğretmenlerin beklentisi ya da hedeflediği yer yerin alması gereken puanı alamayacağı ile ilgili beklenti onun kaygı yaşamasına sebep oluyor. Yani gerçek anlamda sınavlara yeterince çalışmamış çocuklar ama yine de çok iyi yerleri kazanmak isteyenler kaygı hissetmeye başlıyorlar. Ben yapamayacağım kaygısını. İlk aşamayı bunu söyleyebiliriz yani yeterince çalıştığını düşünmüyor çalışsa da düşünmüyor bazıları. Evet, bazı çocuk çok zeki. Hı hı. Normal denemelerde işte bir e, Türkiye yapabilecek, e, Türkiye derecesi yapabilecek bir çocuk ama sınava giriyor. Evet. Beklenen sonuç e, olmuyor. çünkü sınava çalışmıyor. Ortaokuldan sonra aileler beni çok iyi anlayacaklar. Çünkü biz onlarla çalıştığımız için dertlerini çok iyi biliyoruz. Ortaokulda çok başarılıydı. Lisede başarısı olmaya başladı. Ve e, lise sınavında da çok yoğun kaygı yaşıyor. Sebebi şu. Ortaokuldaki sınava zekası o dediniz ya çok zeki çocuk. Çok az çalışarak yetti ona. Çünkü ortaokul sınavı birazcık ona göre ayarlanmış bir sınav. Yani o hiç çalışmadan da sınavı kazanabilir ve fen lisesine yerleşti. Fakat YKS e, ve neydi ikincisi? Yani iki sınavlı bir miydi? Ee, Yok neydi arkadaşlar? YKS bakalım. Ve... Siz de uzun süredir girmediniz. TYT, AYT. TYT ve AYT. Yani tam bir iki tane YKS. TYT ve deneyim. AYT doğru. TYT ve AYT özellikle AYT. Geçmiş bilgilerinden de değil yeni bilgiler katması gerektiği için lisede ve çalışmadan o hedeflediği yere ulaşamayacağı için eski alışkanlığını devam ettiriyor bir müddet. Yani ben zekiyim çalışmadan da yapabilirim. E yapamadığını görünce bir kaygı gelmeye başlıyor. Bazıları hatta bakın çok sık rastladığımız şeylerden bir tanesi ilginç bir şekilde çocuk çok zeki ve çalışmıyor. Bu lafı sürekli de duyuyor. Zekisin öğretmenler bunu... oğlum çok zekisin çalış bak sen okul birincisi olursun. Bazıları diyor ki sen çalış ilçe birincisi il birincisi bile olabilirsin diyor. Çocukla ilerledikten sonra şunu gördük biz bu yüzden çalışmıyor. Çok zekiysin, zekisin çalışsan yaparsın lafı yüzünden çalışmıyor. Neden biliyor musunuz? Bir gün şunu fark ettik hocam. Tamam çalışsan yaparsın diyorlar. Bu benim cepte. En azından zekiyim ben. Zeki olduğumu biliyorum. Ama ya çalışırsam onların söylediği kadar çalışırsam yapamazsan? O zaman he, o kadar zeki değilmiş ya bu çocuk ortaya çıkacak. Sırf bu laftan dolayı en azından zeki mi elinde tutmak için o çalışırsa yaparı denemek istemiyor. Bu riske evet. girmiyor. Bundan dolayı bile çalışmayan çocuklar olabilir. Hmm. Ya bu yüzden e, o performans kaygısını geçmişte çok zeki çocukların yaşaması da muhtemel oluyor. Çalışsa yapar diye çalışmıyor. Yeterince buna inanmıyor. Çalıştığında o kadar yapacağını düşünmüyor. İçinde fısıldadığı bir ses, fısıldayan o kötü ses diyor ki onların söylediği kadar zeki değilsin. Çalışsan da o istediğin birinciliğe, o istediğin yere gelemeyeceksin. En azından çalışmıyorsun, en azından zeki. Zeki çalışsa yapar elinde kalsın diyor. İç sesi, bu iç sesini hallettiğimizden itibaren çalışmaya başlıyor. Yani şunu düşünürse, fazla gerçekçi olmayan beklentilere girmeden çalışsam ilk ona girerim dese yeterli. Birinci olurum demeden o zaman çalışmaya başlayacak yavaş yavaş. Çünkü yapabilir. Zihni de ona engellemeyecek. Bilinçaltı da demeyecek ki hayır yapamazsın demeyecek. Gerçekli beklentiler oluşturulmaması da bir diğer sanal kaygısı sebebi diyebiliriz. Hı hı. Yani çocuğun potansiyelin üzerinde anne babanın ve öğretmenlerinin beklentisi. Ya yani çocuk Zeka türleri var. Biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Evet bizim zeki, bu çocuk çok zeki diyoruz. Neyi görüp diyoruz mesela? Ona matematik sorusu sorup mu? Biraz Hayır. akademik başarıdan kaynaklı mı diyoruz? Bunu akademik başarıdan de. kaynaklı'nın dışında diyoruz. Hazır cevap. Hazır cevap. Çok doğru, iyi doğru. bir şekilde bize e, yanıtlar veriyor. Analiz, sentez yeteneği çok gelişmiş. Problem çözme beceri çok iyi. Arkadaş ilişkileri çok iyi. Diyoruz ki bu çocuk çok zeki mi? Akademik anlamdaki başarının formülü de zaten bu anlamdaki sosyal zekanın ürünü değil ki. Bu çocuk evet bir acun olacak belki çok daha iyi şeyler yapacak ama sınavdan geçerek değil. Yani o yüzden çocuğa buradaki zekasıyla burayı da yapabileceğini söylemek onun potansiyelinin üstünde bir beklentiye girmesi demek. Yani bu çocuk çok zeki istese ot kazanır boğaz içine kazanır dediğimizde çocuğa onu kaldırabileceğinden fazla yük yüklemiş oluruz. Çocuk sahiden zeki ama ya zeka alanı farklı ya da biz ee, orada zekayı ölçmüyoruz ki sınav yüklediği anlamı bir kere iyi bilsinler anne babalar. Sınav şunu ölçüyor. Kimin daha çok masa başında oturduğunu. Bu evet. masa başında oturmak lafın özellikle konu. Bu kolay bir şey değil. Küçüklüğümden değil. Bunu, bunu başında oturmak, derse bakmak ve bunu anlayarak yapmak kolay değil. Ama bunu ölçüyor, fazlasını değil. Bir e, karakter ölçümü değil yani kişilik analizi değil. Yani oradaki sınavı kazandıktan sonra çocuklar böyle algılıyor çünkü iyi bir insan olacağım, onurlu bir insan olacağım, saygıdeğer biri olacağım. Böyle algılandığı için sınava yalnızca bir başarı olarak bakmıyor. Aynı zamanda bir zeka ölçüleri olarak bakıyor. Sınavdan başarısızsan yeterince zeki değilsin gibi görülüyor. Sınav bir zeka ölçer değil, bir kişilik analizi değil. Yalnızca bir performans analizi. Performans. O da ne? Kim daha çok prova yaptıysa o daha hızlı koşar. Bu kadar. Çok yani doğru. kas geliştirmek gibi. Kasını kim daha çok iyi çalıştırırsa o provalarda ne kadar çok yaparsa o neticeye daha hızlı ulaşır. Mesela biz hiçbir zaman halteri kaldıramayan kişiye zeki değil demiyoruz. Çünkü kasla ilgili olduğu doğrudan belli. Karakteriyle ilgili de bir şey demiyoruz. Ama biz bu sınav, akademik sınavlara yüklediğimiz zaman bunların tamamıyla ilgili oluyor. Çünkü çok doğru. oradan başarılı olan çocuk daha çok itibar görüyor. Oradan başarılı olan çocuk herkesin konuştuğu çocuk oluyor. E ben de çok iyi resim yapıyorum. Bu mühim değil. Oradaki başarına bakılıyor. Annen baba ne kadar çok doğrudan bunu ona söylemese de gizli yollarla, sosyal öğrenmeyle bunu öğreniyor. Öğretmenlerin tavırlarından, öğretmenin hiçbir şey söylemese gözü parlıyor çalışkan biriyle, daha derecesi iyi gelen biriyle konuşurken. Çocuğun sosyal zekası yüksekse, duygusal zekası yüksekse bunu görüyor. O ortamda tavır değişikliğini görüyor. Abisi çok daha iyi sonuç elde etmiş ya da komşu çocuğu çok daha iyi sonuç elde etmiş diyor ki, eğer ben sınavda başarılı olursam bunlar gelecek bana. Başarısı olursam bunların hepsinden mahrum kalacağım. Anne baba ne kadar çok biz seni hep seveceğiz dese de davranışları tam tersini söylüyor olabiliyor. Yani bunu böyle dilde belki böyle söylüyor ama davranışsal olarak yansıtmadığı için mi çocuk böyle bunun? Aynen öyle hatta tam tersini yansıtabiliyor. Yani şöyle düşünün yani bu çok gerçekçi iki ay kaldı sınava. Komşuya gidip oturmalar yok komşu davet etmeler yok çocuğu dışarı çıkarmak yok bir kahve içeyim hayır çıkamazsın demeler var. Telefonunu sınırlamalar ee, en az 8 saat işte okul artı dershane 9 saat 10 saat e, bunun geldiğinde de 2 saat çalışma var. Sonra diyoruz ki günün sonunda uyurken ay hayatım bizim için sınav hiç önemli değil ki inandırıcı mısın sınav nasıl önemli olmaz. Bütün bir kahve hayatı... içmeye izin vermemişsin evet. nasıl, nasıl önemli değil. Bu çok gerçekçi olmuyor. Tabii ki de bu küçük sınav önemli değil. Bizim için sen önemlisi lafı önemini yitiriyor. Burada davranışlarımızla birlikte olmalı. Diyecekler iyi de hocam öyle yapmasa sınav kazanılmaz. Evet belki bir kısmını yapmazsa o dereceyi yapamaz. Ama daha kendi istediği bir yere gidebilir. Ama şu da değil. O kadar yapmasına gerek var mı? Küçükken bu Formula 1 yarışlarını izlerdim Sibel Hanım. Şumay. İlginç bir şey, evet bravo Şumayi'yi hatırlıyorsunuz. Anne çok ilgiliydim. Old but God mı şey, diyorlar. Şimdi bu biz, ben izlerken şunu görüyordum. Şimdi Formula 1 yarışlarında adam tam önünde giderken kenara çekiyor arabayı. Kenara çekiyor teker değiştiriyorlar. Değiştiriyor. Ben diyorum ki yanından geçiyorlar, niye duruyorsun orada geçiyorlar seni diyorum. Sonra şeyi fark ettim, onlar da az ileride gidip duruyorlar zaten. Bir tur attıktan sonra duruyorlar. Peki niye duruyorlar? Tekeri değiştirmezse az ileride tekeri patlayacak, yarılacak Benzin de almazsa zaten yolda kalacak. E, sınav sürecinde de e, kısa süreli molalar verip o bakımı yaptırmadığında yolda kalıyor aslında. Doğru. Bitkin düşüyor, yorgun düşüyor, kaygıya kapılıyor. Çocuğun arı sıra benzin aldığı, tekerini değiştirdiği molalar vermek lazım. Bunlar haftalık molalar olabilir. Haftalı bir sinema, iki saat. Ben daha iki saat haftada bir sinemaya gittim. Bu yüzden ben tıp okuyamıyorum diyen duymadım. Yani böyle bir şey mümkün değil. Hatta tam tersi genellikle günlük yaşam aktivitelerini arkadaşlarıyla haftada bir buluşan en azından bir bile olsa ya da en azından ailesiyle bir pikniğe gitmek için vakit ayıran kısa süreliğiyle bir saatlik de olsa oturup filmini izleyen bu kişilerin daha başarılı olduğunu görüyoruz. Yani hızlı bir şekilde koşmanın hiçbir faydası yok. Durup Akıllıca koşmak önemli. Tavşanla kaplumbağa hikayesi. Doğru ve sistemli, kararlı bir şekilde giderseniz sonuca diğer tavşandan daha hızlı ulaşırsanız kaplumbağa bile olsanız. Araştırmalar yine gösteriyor ki mesela bizde çalışma saatleri 8 saat bazen ile birlikte 9 saat Türkiye'deki bir işçi'nin çalışma saati Almanya'da 6 saate düşürme planları yapılıyor. O zaman çok çalışmak bizi daha öne geçirmiyor. Avrupa'da çalışma saatlerinde değil verimli çalışma saatlerini arttırmaya yönelik şeyler var. Öyle saatini tam yapsın istiyor, öyle saatinde çalışma ayarlamıyor ya da kendisine vakit ayırsın akşamları diye bir planlama yapıyorlar. Ev ödevleri bizde mesela biz çocuk alt, akşam dört buçuğa kadar okulda. E, okulda sonra geliyor iki saatte evde çalışıyor. İlkokul için bile geçer. Benim kızım öyle. Allah'tan daha az ödev veriyorlar ama geliyor bir saat orada. Ev ödevi vermeyen toplumlarda daha başarılı akademik e, faaliyetler görüyoruz O zaman çok değil, çok anlamlı değil. Daha az ve verimli çalışmak. Yani kendimize de zaman ayırdığımız, benzerimizi aldığımız, tekerlerimizi değiştirdiğimiz bir planlama yaparak ilerlemek doğru olacaktır. Peki hiç kaygı olmaması da doğru bir şey mi? Yani şimdi hani kaygının derecelerini konuşuruz. İşte Hı. yüksek kaygılı olmak ya da işte çok böyle koyun tabiriyle eftik falan olmak. Hiç kaygısız olmak. O kadar Galesi insanlar tanıyorum evet. ki. Ya hiç kaygı yok. Sınav mı? Girer çıkarız falan. Hiç önemli değil. Mesela hiç kaygısız olmak da doğru bir şey mi? Doğru bir şey mi bilmiyorum ama çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Yani, <laughs> yani deniyor onu yani... anlayacağım. Galesiz bir, bir kelime daha var. Onunla alakalı. Halk içinde kullanılan mı? Evet. Ya bir onu da gelmedi ne aklıma mı? Gamsız. gamsız var, Evet, galesiz gamsız. var. Ben mesela saçları hiç beyazlamamış adamlar görünce çok kıskanıyor ve ben içimden gıcık oluyorum onlara. Umurunda değil dünya falan. A, genetik anlamdadır belki ama olsun ben yine de gıcık oluyorum. Çünkü acaba hiç mi acaba bir şey takmıyor kafasına diye bir algı oluşuyor içimizde. Eğer sınavla ilgili bir beklentisi varsa yoksa onun dışında çok güzel. Beklentisi varsa ve çalışmak istiyorsa kaygısızlık insanı çalıştırmaz. Rahatsız edici insan hisler insanı kaldırıp sabah okula gönderir. Ee, kendi başına başka hiçbir unsur olmadan kaygı ve rahatsızlık hisleri oturup o kadar saat çalışmasını sağlar. Kaygı bizi kalkıp işe getiren sebeptir. Doğru. Sebep. Yoksa o kaygı olmasa, geçim sıkıntısı olmasa bazen bu soruları soruyoruz biz gruplarımızda herhangi bir geçim sıkıntını olmasa aynı işimi yapmaya devam edersin ve aynı tempoda mı? Çoğunluğu aynı işi dese de işini seven kişi aynı tempoda demiyor. Yani her gün değil de haftada iki yapsam diyor ondan sonrasında geçsem diyor mesela. Demek ki kaygı bizi bir şeylere zorluyor. dışarıdan kaygı olmasa da içsel kaygı oluşturduğumuzda yani bizi sabah o derse götürmeye, o dersin başına oturmaya yönelik kaygı oluşturmamız lazım. Ben bunu acaba yapabilecek miyim kaygısı? Ee, sahnede herhangi bir şey anlatırken de her seferinde şu kaygıyla çıkmasınız hafif düzeyde. Tamam, iyi geçmeli bu program kaygısıyla. Ee, doğru sorular sormalıyım kaygısıyla. Yoksa iyi şeyler ortaya çıkmaz. Orta düzeydeki kaygıyla, şimdi kaygı ve başarı arasındaki ilişkiye bakılmış, kaygıyla birlikte başarı bir süre yükseliyor. Sonra duruyor. Sonra kaygı yükselmeye devam ettiğinde başarı düşmeye başlıyor. Yani bir yere kadar birlikte gidiyorlar, sonra duruyor. Yani kayda, kaygı arttıkça bir yerden sonra başarı artmıyor, başarı duruyor. Hatta kaygı artmaya devam ettikçe başarı düşmeye başlıyor. Yani o yüzden peki bunu nasıl ölçeceğiz? Hı -hı. Çok basit. Kaygıdan dolayı elim ayağım birbirime dolaşıyor mu? Kaygıdan dolayı ders çalışamıyor muyum? Kaygıdan dolayı sınavı, defteri, kitabı ya da sınavı hatırlayacak herhangi birini, annemi, çünkü anneler artık sınavı hatırlatıyorlar onlara, Adımı bile görmek istemiyorum. Şimdi buysa işte bu kaygının yüksek düzeyde oluşu. Ama 3 saat boyunca büyük bir dikkatle birlikte soruların hepsine büyük bir dikkatle odaklanmanı sağlıyorsa bu işimize yarayan bir kaygı. Ders çalışmamızı sağlıyorsa işimize yarayan bir kaygı. Öbür sözünde ders çalışmak da olmayacak zaten. Kontrol altına almak mı burada önemli? Yani kaygımız olacak bir miktar öğrenecek dönem için ya da evet. hayatın genelinde bir kaygı olacak ve bunun kontrol altına alacağız. Mesela öyle öğrenciler tanıyorum ki hocam. E, ablam anlatmıştı çocuk her sınava girde tıp kazanabilecek kapasitede bir çocuk Hı -hı. her sınava girdiğinde lobo problemi yaşıyor Hı -hı. yani ve sınavda hiçbir şekilde bir şey yapamıyor ve sınavdan çıkmak zorunda kalıyor. Evet. Mesela böyle hayati şeyi etkileyecek durumlarda olabiliyor. Evet. Bunlar tehlikeli durum arz ediyor. Evet. Şöyle şimdi o e, kim dediniz bu tanıdık biri mi? Ablamın öğrencisiydi. Öğrenci. Ankara'da. Ha tamam. Evet. Ee, evet bu öğrenci bu kişi. E, sınav kaygısı sorunlu olduğu alanın sonuçlarından bir tanesi. Yani şöyle düşün şimdi bir bataklığı var o kişinin, hepimizin de olabilir bu. Bu bataklık yetersizlik bataklığı diyelim adına. Hı hı. Aslında çocuk temelde her konuyla ilgili kendini yetersiz ya da beceriksiz hissediyor. Bu yanlış inancıyla birlikte yaşıyor aslında hayatın her alanında. Fakat sınava gireceği zaman bir oradan bir dal çıkıyor o bataklıktan ve o dal sınav kaygısı dalı oluyor. Fakat bu çocuk aslında ailesi fark etmese de ya da önemsemese de arkadaş ilişkilerinde de benzer şeyi yaşıyor. Öğretmeniyle iletişim kurarken de benzer şeyi yaşıyor. Yetersizlik ve beceriksizlik algısı, olumsuz inancı, yanlış inancı sınava girerken ortaya çıkıyor gibi görünüyor ama aslında çocuğun özgüveniyle alakalı, iletişimiyle alakalı, davranışlarıyla, duruşuyla, eee iletişimiyle, her şeyle ilgili yayılmasına sebep oluyor. Yani bu çocuğun sınav kaygısıyla ilgilenilmez yalnızca. Aile yanlış yerde dolanıyor. Diyor ki kaygı ile ilgili gitsin birkaç rahatlama egzersizi versin psikolog psikologlar da bazen yanlış yerde duruyorlar. Eğer çocuğun yalnızca sınav kaygısı sınavla ilgili yanlış inançlarıyla çalışırsak çünkü sınavla ilgili sınava fazladan anlam yükleme anne babanın sınavla ilgili tutumları ondan sonrasında sınav sonrasına yüklenilen yanlış anlamlar vesaire bunların hepsiyle çalışılabilir. Ama çocuğun temel sorunu o değil ki. Asıl kaynak var bataklık. Sen sivrisineklerle uğraşıyorsun hala. Çocuğun temelde yetersiz ettiği bir alan var. Yani çocuğu sen sınava soktuğunda bu soruna yaşıyorsun ya. Git spora sok aynı sorunu yaşayacaksınız. Ya da arkadaş ilişkilerinde yine aynı soru. Orada da bir sınavı sok yine aynı sorunu yaşayacaksınız. O yüzden burayla uğraşmak yalnızca oyalanmak olacaktır. Temeldeki şeyle uğraşmak lazım. Bu yüzden sınava bir ay kalası ya değil de bir ay kalası ya bile olsa gitmeliler terapiye ya da yardım almaya. Belki de iki sene öncesinden bununla ilgilenmeleri gerekiyor. Bir sene öncesinden ilgilenmeleri gerekiyor ki sınav kaygısını da yansıyabilsin o bataklığı kurutmak için. Evet yani o kadar da geç kalmadan çocukta bu tarz işte illa sınav senesi olması gerek yok. Okulun son hafta de gidiyorlar son... bazıları. Oo. Son hafta hadi bakalım şunu rahatlat. Yani mümkün değil böyle şey. Ya da şey diyorlar mı hocam yani şimdi psikiyatriye gidiyorlar ben yakın çevremde. Hı. Aman sakın ilaç vermeyin sınava girecek zaten huşturmayın şimdi çocuğu diye. Yani bu iş tabii e, Bir kere ilaç da bu yollardan bir tanesi olabilir. Olabilir Hı -hı. ama hani bu son haftalarda dediğiniz gibi çok işe yarayan bir tedavi olmayabilir yani. Yani ilacın de. doğru etkisinin sağlanması bile ortalama 3 ya da 4 haftayı bulur zaten. Kesinlikle. Kaldı ki ilaç e, herhangi bir şekilde çocuğa bir şey öğretmez. Yalnızca belki kaygısını azaltır. Belki bir miktar o da, belki o da. Çünkü düşünce ve algı biçimi ilacın işe yaramamasına da sebep olabilir. O yüzden öyle son haftalarda giderim, ilaç kullanırım, kaygıyı da öyle hallederim gibi yanlış bir algıya kapılmasınlar. Evet, bu konuda da çok daha öncesinden hayatın genel için aslında sınav kaygısı gibi görünse de dediğiniz gibi orada amaç bataklığı kurutmak. Evet. Peki hocam bilişsel çarpıtmalar. <laughs> Şimdi bu bilişsel çarpıtma başlığı aslında bizim günlük hayatta da kullandığımız... E, yanlış inançları da içerisine alan, otomatik düşünceleri de içerisine alan bir kapsam. Ne biliyor musunuz? Kişinin kendisiyle ilgili ve hayatla ilgili yanlış inançlarından kaynaklı otomatik düşüncelerle beslendiği bilinsel çarpmaları diyebiliriz. Mesela ne olabilir? E, yani otomatik düşünce Herhangi bir olay yaşandıktan sonra, mesela bir sınavda başarısız olduktan sonra denemeye girdi ve işte ilk ona giriyordu genellikle ama 30. oldu. Hemen otomatik düşünce şunu söylüyorsa, işte sen bu sınavı yapamayacaksın. Sen zaten hiçbir şeyde başarılı olmadın. Zaten ilkokulda da altına işlemiştin ve annen sana çok kızmıştı. Zaten kardeşin daha çok seviliyor ve hep daha çok sevilmeye devam. Ediyor. Otomatik düşünce bu işte. Bir anda her şey zihninde gelmeye başlıyor. Yani bunun kaynaklandığı yerde diyelim ki yetersizlik hissi, beceriksizlik hissi, derslik hissi. Bunlarla birlikte üşüşüyor ve sonrasında sınav kaygısı yaşanıyor. Bu otomatik düşüncelerle ilgilenmesi lazım. Mesela otomatik düşüncelerde bir tanesi aşırı genelleme. Genelleme. Yani bir tane başarısızlığı bütün her yerde başarısız olduğum gibi hissetme. Felaketleştirme. Bunun dünyanın sonu olacakmış gibi hissetmesi. Yani her şey bitti benim için. Yani bu artık benim değersiz bir insan olduğumu, aşağılık bir insan olduğumu bile söylüyor. Artık hiçbir kız bile bana bakmayacak. E böyle değil miydi? Yani üniversiteyi kazan, iş sahibi ol yoksa sana kız vermezler. Böyle beslenmiyor muyuz? Hala var hocam. Evet toplumda Maalesef böyle besleniyor. Şimdi e, 2x artı y eşittir sevdiğim kız. Şimdi böyle düşündüğümüzde sonucunu bulduğunda aslında sevdiğin kıza giden yolu da bulmuş oluyorsun. Değil ya da sevdiğin adama giden yolu da buluyorsun. İtibar 2x artı y eşittir itibar ediyor bazılarında. Şimdi sınava girdiğinde orada o soruyu görmüyor ki. Bakıyor soruya yapamadığı her soruda diyor ki bir itibar kaybı daha. Annemin somutması, babamın tavrı ya da tam tersi oluyor biliyor musunuz? Anne ve babanın fazladan önem vermesi de yani çocuğa çok el bebek gül bebek bakıyorlar çocuk kendinden çıkarıyor bu sonucu. Diyor ki annemin babamın emeğini hiç edeceğim. O kadar para harcadılar babam ısırgara parasından artırdı annem şunu yaptı bunu yaptı ben onlara layık bir çocuk olamayacağım. Sınavla bunu yapıyor. Halbuki bir kahve yapıp getirse bile yeterli olması gerekiyor. Buna da koşulsuz sevme diyoruz işte. Çocuğu sen nasıl biri olursan ol, ne olursan ol, ne yaparsan yap, hangi mesleği yaparsan yap, annen ve baban olarak seni sevmeye hep devam edeceğiz. Dilimizde de bunu söyleyebiliriz belki ama davranışlarımızla da söylemeliyiz. Şimdi bu programı dinleyen anne babalar genellikle sınava doğru bu programlar oluyor. İşte biz de şimdi yaptık. Anne babalar bütün yıl boyunca sergilikte davranışın tersine sergiliyor sonra da olmadı hocam diyorlar. Olmaz tabi az önce söylediğim gibi bütün bir yıl hayatı zindan etmişsin zaten. Uzmandan dinlediğin şeyle ay kızım biz sana öyle davrandık ama sen bizim için önemlisin demek işe yaramayacak hemencecik. Evet ya genellikle bu olumlu davranışlar son böyle sınava 15 gün kala falan oluyor. Ay, <laughs> hiç önemli değil hiç zaten yani iki yıl belki zehir oldu çocuğun hayatı evet. işte. Hani bu böyle son ölmeden önce iyi davranılması hareketi gibi. <laughs> bu gibi. da psikolojik olarak bozuyor Daha bence da kötü gençlere. oluyor hatta. Evet. Şimdi beyin belirsiz davranışı yani beklenmedik davranış karşısında daha da kötü hissetmeye başlıyor. Ne yapacağını bilemiyor. Anne baba o ana kadar işte telefonunu elinden almış, arkadaşlarıyla görüşmesini engellemiş, televizyonu izlettirmemiş, filmi kapattırmış. Bütün her şeyi ona göre planlamış. Son 15 gün kala diyor ki bunlar aslında önemli değil de, sen önemlisin diyor. Çocuk bunu yemiyor tabii ki de. Yemiyor tabii Hatta ki. bazıları son hafta, şimdi eve misafir alalım gidilmez bir yere bu kadar yapmaya gerek yok inanın gerek yok haftada bir iki de olsa diğer insanlarla oturmasına izin vermek bile gerekli işte o benzin almak ve teker değiştirmeye giriyor bu bazıları şey yapıyor kocasıyla tam tartışacak mesela kaç göz yapıyor evet yani dur diyor sınav var diyor sınavdan sonra görüşeceğiz senle diyor mesela. Dot ettim bunu. Evet evet. Şimdi bu kadarını hayatın aksini yaptığınızda çocuk geri zekalı değil görüyor bunları. Bunlar işe yaramaz. Normal hayatın akışı içerisinde gidip girmesi lazım. Sınav için de aynı şey geçerli. Denemeye nasıl giriyorsa hatta denemeye hangi kalemle giriyorsa ki kalem veriyorlar artık da. Önceden öyleydi biliyorsunuz. Sınav kaygısında o felaketleştirme dediğimiz şey sınav anına yüklenen o felaketleştirilmiş düşüncelerle de ilgili Sebe Hanım. Siz de öyle girdiniz. Kalemimizi kendimiz götürüyorduk. İşte suyumuzu götürüyorduk. Şeyi Hatta bazıları götürüyorduk. çerez, merez getiriyordu yanında. Hatırlıyor musunuz? Okumuş, Okumuş pirinçler, pirinçlerle şekerler, giriyorum. kesmiş şekerler. <laughs> evet, evet. Ona işte spirtüel bypass diyoruz. Ondan bahsedelim <laughs> birazdan. Spirtüel bypass. O, onu söyleyelim. Şey gibi oldu. Youtube şeyler. Bunun videonun sonunda bahsedeceğiz. Sonunda bazı like'larsanız falan gibi olurdu. <laughs> like'larsanız göndereceğiz. Şimdi ben tanık olduğumu söyleyeyim. Ben kendim yani Türkiye 5000 küsürüncüsü olarak sınavı kazan. Fena değil yani başarım. Bence çok mükemmel başarı. Yani iyi gibi. <laughs> ee, o zamana kadar da hiç böyle sınavla ilgili işte şunu alayım bir de şunu alayım yanına da okumuş birinci ama su kesin olsun ee, şey vardı ya mentollü şeker. Şekerler vardı. Ne yapardı onlar? Yaka... Zihni açar. Gerçekten mi? Beni yakardı ya. hocam o ya. Siz yakıyordu işte. <laughs> Zihni açar diye bir var. Zihni açar bu şu şeker zihni açar. Ben sadece suyla girdim. Hı -hı. Suyu da unutmuşum içmeyi sonuna doğru içtim çıktım. Bakın hiçbir işe yaramıyor onlar diye söylüyorum. Motivasyon onunla ilgili değil. Yanımdaki sırayı anlatayım size. Yanımdaki sırada çocuğun bir tanesi bir kalem almış. Yanına kalemin yedeğini almış. Neden bilmiyorum. Kalemin yedeğini niye alınır onu da bilmiyorum. Yedeğin yedeğini de ama almış. Yedeğin yedeğini de, yedeği almış. de Üç kalem. İki açacak yani açacak açacağın açacağı yedeği ve iki silgi. 3 kalem 2 açacak 2 silgi. Felaketleştirmiş düşünceni saçmalığına bakın. Yani şöyle bir şey olacağını düşünüyor. Birinci kalemle sınava başladı. Bir süre sonra kalemin ucu kırıldı ve açacağı geçti. Açacak ortadan ikiye ayrıldı ikinci açacağı geçti. Sonra kalemi tam yaparken kalem ortadan ikiye ayrıldı ve ikinci kaleme geçti. İkinci kaleme geçtikten sonra tam silerken silgi fırtladı gitti ön sıraya kapıdan altından ilerledi. Silgisine ulaşamadı ikinci silgi ötüldü. Şimdi bunların hepsi bir sınavda olacaksa zaten diyorum ben. Ben o sınavı bırakır, çıkarım. çıkarım. Çünkü Kesinlikle göklerden katalım. gelen bir mesaj var. Bırak. Diyor ki bu sınav senin için hayırlı değil. <laughs> Bütün bunlar oluyorsa bu sınavla ilgili bir şey yanlış gidiyor demektir. O sene kazanma diyor sana birileri. Bu kadar şey olmayacak yani. Bizim kaygımız bazen diyorum ya işte şey diyorlar ya sıra sallanırsa <laughs> diyorum o zaman ne olacak? Ya ben tıp okuyacaktım da sınava girdim sıra sallanıyordu. <laughs> mu diyeceksin? Ya yani böyle bir şey duydunuz mu? Sıra, sıra mühendislik oldu. Aynen öyle. Sıra sallanıyorsa işte kapının önünden otobüs geçerse, inşaat olursa, yanımdaki burnunu çekerse bunların hepsi kaygının belirtileri işte. Ve felaketleştirilmiş düşünce, anlamsız düşünce, mantık dışı düşünceler. Bunlardan kurtulmaları lazım. Bunu da işte az önce verdiğim örnekte gülerek yapabiliriz. Güldüğümüzde ne oluyor biliyor musunuz? Şöyle kalıplaşmış bir düşünce var. Böyle etrafı siyah dumanlarla kaplı bir düşünce. Bir bilgi olduğunu düşün. O düşüncenin içerisinde bu felaketleştirmiş düşünceler var. Oraya bir şey gönderiyorsunuz bir kahkaha. O kahkaha ile birlikte o parçalanıyor, bölünüyor. Bölündükten sonra artık eskisi gibi tutmuyor. Hep aklınıza o geliyor. Lan sahiden göklerden gelen karar var deyip o yeniden birleşemiyor bir türlü. Yani şaka, espri, ile ilgili dalga geçme, onun hakkında gülebilme bizim onu dağıtmamıza da sebep oluyor. Bu da iyi bir yol kaygıyı yenmek için. Evet. Yani bu çok çok önemli. Hatta şöyle bir şey olmuştu. Şunu merak ediyorum. Benim oğlum geçen sene LGS sınavına girdi. Ama Hı -hı. ben onu dediğiniz bir ebeveyn tarzında sınava hazırlanmasını istemedim. Bir serbest bıraktım. Sadece kendisi telefonu akıllı telefondan normal tuşlu telefona çevirdi. Bunu kendisi istedi. Spor aktivitesini çünkü 5 yıldır profesyonel futbol altyapıda bitirmesini istemedim. Mesela arkadaşlar arasında bir şey olmuş. Oğlum bizim annemiz, babamız her şeyi kesti. Ben baskete gidiyordum, gidemiyordum. Şimdi senin annen izin veriyor. Yani neden böyle? Hı hı. Şimdi çocuklar aslında bu da sorgulanıyor. Yani senin annen bu kadar baskıcı değil. Acaba sınavı kazanmanı mı istemiyor? Yani şimdi böyle durumlarda ne yapmak lazım? Ya ben çocuğum hiçbir şekilde mahrum etmedim. İstediğim liseyi de kazandı. Yani hı hı. kendi istedi lisede okuyor şu an. Bu da mı çok uç nokta? Değil aslında fakat evet öyle görülüyor. Herkesin hedefi aynıymış gibi görülüyor. Hı hı. Şimdi sizin çocuğunuz buradaki bir liseye mi gitti? Evet evet Anadolu i̇şte, i̇şte hedefledi liseyi değil mi? Evet Tam evet hedefledi Ama gidip Galatasaray Lisesi'ne hedefliyorsa belki sporu bırakmak zorunda kalırdı ama o da tıpkı kendi kararı gibi tuşlu telefona geçme kararı gibi bir şey olurdu. Yani kısa süreliğine bu futbolu alır vereyim çünkü Galatasaray Lisesi için biraz daha yoğun çalışmam lazım de Siz de bunu onunla etüt ederek konuşabiliriz. Evet, Bunda doğru. da bir şey yok. Sadece hedeflediği yerin herkesin aynı olduğu yanılgısından kaynaklanıyor bu. Diğer çocuk Boğaziçi, pardon, Galatasaray Lisesi'ni hedefliyorsa, ona göre çalışıyordur, planlamasını da ona göre yapar. Ama onun için dahi bile haftalık nefes aldığı yerler olmalı, dolup soluklandığı yerler olmalı. Bu gerçekten bir halı saha maçı olabilir, ya da kendisini iyi hissettiği bir film izlemi olabilir, ya da bir arkadaşlarıyla sohbet olabilir, toplantı olabilir. Bunları mutlaka yapmalılar, bunları es geçerlerse çok hızlı gittiklerini düşünürler, ama bir yerde teker patlar. Evet, dediğiniz gibi kaygı boşaltabileceği alanlar mı? Aynen öyle. Bunlar. Rahatlayabileceği, kendisine iyi gelen alanlar. Evet, bu çok çok önemli. Peki bir de şöyle bir rol model bir arkadaşım vardı benim. Hı hı. Anlatayım örnek olsun. Belki bunu yaşayanlar olabilir. Her işte çok başarılı denemelerde hiçbir sıkıntı yok ama her sınava gireceği zaman zehirlenme vakası yaşıyordu. Neyden zehirleniyor? Dış kaynaklı mı? Ne olursa atıyorum o gün yediği bir çikolatadan. Bazen böyle sağlıklı... Zehirlenmiyor. Zehirlendiğine dair fikir alıyoruz biz. Midesi bulanıyor Midesi aslında değil mi? Midesi bulanıyor. İşte istifra mu? ediyor. Zehirlenmiyor. Yine... Bir biz zehirlenme yalnızca... tanısı konmuş ama onun dışında hastaneye gitmedi. Ama zehirlendiğini nereden anlıyorlar? Kusma ve belirtilerden anlıyorlar. Belirtilerden. Belirtiler zehirlenme belirtisi. Panik atakta da kalp krizi belirtisi hmm. var. Ama yeterince tenkitler yapıldığında, yeterince bakıldığında oraya bu bir kalp krizi değil. Aynı şekilde bu bir zehirlenme değil ama hepsi var. Mide bulantısı, kusma. Ne yedi diyor doktor mesela? Çikolatalıydı. Aa onunla ilgilidir o zaman diyor o da. Ne yapsın? Yani çünkü verilerle birlikte çalışıyor. Buradaki şey aslında bilinçaltının gerekçe oluşturma çabası. E, sınavdan önce genellikle biri arkadaşlarından bilirler hep herkes bir arkadaşı böyle kendisi değil tabii ki de. Eee burnu akmaya başlar, hastalanmaya başlar, ateş çıkmaya grip başlar, mi grip olmaya başlar. Sonra sınava girdiğinde burnun çeke çeke girer. Sınava girdiğinde bilinçaltı şu bu yüzden yapar şunu. Der ki seni koruyacağım ben. Neyden koruyacağım? Etraftan gelecek laflardan. Nasıl yani? Sen şimdi sınava girdin ya, her ihtimal var, başarısız olabilirsin. Tamam. Sınava girdin, başarısız oldun. Çıktığında şunu dersen eğer, ya anne, ya da kendine şunu dersen, ben yeterince çalışmadım, telefona çok fazla baktım, kız arkadaşım vardı ya da erkek arkadaşım vardı, bu yüzden bu sınavı kazanamadım. Demek yerine ben seni bir hasta edeyim, biz seni kaygılandırayım, bir kusturayım. Sonrasında hiç kimse sana hesap soramasın. Hatta sen de kendine hesap sorma, kendini suçlu hissetme. Neden sınavı kazanamadın? Ya bir şeyler oldu. Gözüm karardı ve kusmaya başladım. Tuvalette öğretmenler beni zor kaldırdı. Oh o seneyi kurtardın tamam. Bilinçaltı seni koruyor yani. Ama bunu bilerek yapmıyor. Şimdi burada bunu duyduktan sonra televizyonu kapatıp çocuğuna terlikle gitmesin kimse. Sen bunu bilerek yapıyor musun diye. Öyle değil. Bilinçaltının koruması kendisinin de elinde olmadan onu korumaya çalışması yolu bu aslında. Yüksek düzeyde kaygının giderilmeye çalışması yani. Ben kafasındaki o algı o ya ben geri zekalı olduğum için sınavı yapamadım değil çok kaygılandığım için yapamadım daha makul bir gerekçe. Buna da sanal kaygı diyorum ben. Yani gerçek kaygı değil ama gerçek kaygıymış gibi bizi koruyan bir kaygı. Hatta daha fazlasını oluşturuyor. Zehirlendiğimizi bile düşündürebiliyor. Biz çikolata yedikten sonra zehirlendiğini haberlerden, 5 yaşında bir yerden, annesinin akrabasına bir yerden duydu o. Ve ondan sonrasında karnım hassasa da inanmaya başladı. Benim midem hassasa inanmaya başladı. Sonrasında da bu işten kurtulmanın yolu olarak çikolata yemiştim. Onunla dolayı kusarsam o gün ders çalışmam ya da mağdur olurum, kurban olurum. Ve kurban rolündeki kişi içinde birçok sorumluluktan muaf olma vardır bu muafiyette beni rahatlatır. Kısa süreli de olsa. Tabii daha büyük bir kaygı yığılmış ve birikmiş şekilde karşısına yeniden gelir. Bu sefer yine kusar. Yine kusar. Ee, evet. Bundan kurtulmanın yolu tam da kişiye vücudunun ve bilinçaltı dediğimiz kavramın bu şekilde çalıştığını anlatmak ve farkına varmasını sağlamak. Yüzlerce kez danışmalarda bakın yüzlerce kez diyorum bunun örneğini gördük. Sınav kaygısı var benim çocuğumda deyip getiriyorlar. Sonra diyorum, getirin bir gerçekten kaygı mı acaba? İlk görüşmemizden itibaren görüyoruz ki gerçek bir kaygı değil bu. Onu korumak adına oluşturulmuş bir örtü, bir çeper, bir duvar aslında. Yani o kaygılı belirtiler. Evet. Bunu günlük hayatta da yapan insanlar vardır. Hasta olunca ilgilenileceği mantı. Otomatik hasta olur. Sürekli tabii. hasta olur yani. artar mesela bu. Evet yani çocuklar baksın, torunlar gelsin, bir kapımı çalan olsun. Yani hasta olmadığında kimse onunla ilgilenmiyordur. Ama bir evet. ilgi çekmek adına bunu yapan günlük hasta hayatta insanlar var. Hasta olayım diye dilekte bulunan var biliyor musunuz? Yani. Ben hasta olayım, hastanede yatayım birkaç gün diye dilekte bulunuyor, açıktan bulunuyor ya biraz hasta olsam diye. Tabii bunu terapi sürecinde itiraf ediyor insanlar. Hı. Neden yapıyor bu da? İkincil kazanç dediğimiz şey bu işte. Evet görünür de bize zarar veriyor gibi görünse de arka taraftan bizim çok işimize yarayacak bir şey sağlıyor. Bir danışanım hayatının en özel anlarını hangi anlar olarak söyledi biliyor musunuz? kaza geçirip hastanede yattığı anlar. Çünkü bütün arkadaşları gelmiş. Herkes onun için uğraşmış. Annesi her gün onun için bir şeyler yapmış. Diğer kardeşlerin değil onunla ilgilenmiş. Ve hayatının en özel anlarını yaşamış. Kötü gibi görünen bir olay onun için ikinci bir kazanç sağlıyor bir yerde. Yani küs biri bile varsa barışır mesela. Hani işte çok atıyorum bir kaza geçirdiğiniz Allah korusun hastanede. Eski sevgiliyi döndürmenin yollarından, yollarından biri. Yollarından bir tanesi. Ritüeller <laughs> isteniyor evet, alın. Evet, <laughs> Ama kimse kaza yapmasın hasta olmasın. Bir de kardeş kıyası. Bunu hepimiz kardeş kıyas hayatında yaşamayan var mıdır? Valla varsa da ne yoktur, güzel yoktur, anne, o fark babadır. etmiyordur. Ya bilmiyorum, hep kardeş kıyasıyla büyüdük. Biri vardır, herkes de var. Ama birisi patolojik boyuttadır, diğeri normal boyuttadır, sağlıklı boyuttadır. Sağlıklı boyut şu: çocuğunuza bir kardeşin olsa nasıl olur diye sorduğunuzda size şunu diyorsa, ama hep onunla ilgileneceksiniz diyorsa bu sağlıklı. Ha, bu İfade saltısı. etmeyip gidip hmm. bir tane vazo kuruyorsa bir yerde işte bu sağlıksız <laughs> Ya da altını işemeye yeniden başlıyorsa sağlıksız Tırnak yemeleri başlıyorsa kardeşim gelecek diye sağlıksız Ya da gidip çocuk doğduktan sonra zararlıysa Çim dikliyorsa <laughs> Bakın şöyle yapıyorsa gidip kapıyı çarpıp içeri gidip ama onunla ilgileniyorsunuz hiç benimle ilgilenmiyorsunuz deyip duygusunu doğrudan ifade edebiliyorsa sağlıklı bir kardeş kıskançlığı var. Hmm. Gidip açıklamasını yapabilir ve onu ikna edebilirsiniz. Ama bunları hiç söylemiyor gidip kardeşini beşikten alıp atmaya çalışıyor bazıları üzerine bir şey dökmeye çalışıyor çimdikliyorsa onu ağlatmaya çalışıyorsa işte burası patolojik boyutudur. Sınavda da benzer bir durum var. Anne baba ne kadar iyi yönetirse yönetsin. Bazen iyi yönetmediği durumlarda da oluyor ama büyük kardeş başarılı olduğunda yani abi ya da abla başarılı olduğunda geçmiş olsun çıt artık yukarı konuldu artık onun daha üstüne ya da en az onun kadar başarılı olması gerekiyor. Anne baba böyle bir vasıf yüklemese de kendi kendine edinebiliyor çocuk bunu. Diyor ki ben de abim kadar, ablam kadar başarılı olmalıyım. Neden? Gördüm diyor. Başarılı olduğunda hayatın nasıl değiştiğini, insanların ona nasıl baktığını, anne babamın bile ona davranışları değişti. Her şey onun için daha çok daha güzel diyor. Ben de onun gibi olmalıyım. Neden? Çünkü ben de aynı anne babanın aynı koşullara sahibim. Olmazsam geride görünürüm, eksik görünürüm, yetersiz görünürüm diyor. Fakat şunu vermemiz lazım burada da çocuğa. Sen başkasın, abin başka. Abin o alanda iyi, sen o alanda bu kadar iyi olmak zorunda değilsin. Senin değerli olabileceğin alanlar başka alanda olabilir. Bu yüzden de çocuğun alanlarını genişlettiğimizde, yani değerli hissedeceği tek yerin sınav, sınavdan başarılı olursa değersizim olmak yerine sınav var, gitar çalabiliyorum, arkadaşlarımla ilişkim iyi, sosyal zekam iyi, anne babama hürmetliyim, en basitinden bunların hepsi sınav gitti o zaman hala değerli hissedecek dört alan daha var. Eğer ama sadece sınav olursa o gittiğinde her şey gider ve Tabii. değersiz olmaya başlar. O yüzden de sınava fazladan anlam yükler kocaman bir anlam yükler ve kaygılandırmaya başlar. Düşünün sizin için de öyle olsa bu programı mükemmel yürüteceksin yoksa çıkışta artık evine gidemezsin gibi bir şey olsa mesela. Bu programı nasıl sunarsınız? 15 Temmuz'da hatırlayın bu bildiriyi okuyan hanımefendi sizden örnek olduğu için nasıl okuyordu? 100 bin Yılın kere yaptım bu işi değil yani. mi? Evet doğru yılların sonu. İşte sonucu. Neyle sonucu ne ile karşılaşacağı, sonucun ne olacağı ile ilgili yani o programa, o sınavı yüklediğiniz anlam nasıl hissedeceğinizi de belirlemiş oluyor. Evet şu önemli mi? Şimdi kardeş işte kıyaslamasından öte, şimdi bazen öyle olaylarla karşılaşıyoruz ki anne baba işte muhteşem bir meslek yapıyor. Hekim mesela, profesör evet. olmuşlar, mesleklerinde duayen olmuşlar. Şimdi istiyorlar ki ben böyle bir anne baba doktor olup da çocuğum ne olursa olsun diyen bir e, görmedim yani bilmiyorum hı. çevremde. Var var ben gördüm de var, çok süper. az. Süper yani evet, ben evet, hiç az. çevremde rastlamadım ne güzel böyle anne baba varsa. Yani şimdi çocuk bir de bu anne babanın hayattaki başarısı akademik başarısından hı. dolayı bence bu daha tehlikeli geliyor bana kardeş kıyaslaması. Ya diyor ki tıp okuyacaksın. Hı hı. Sen ben nasıl tıp okuduysam sen de okuyacaksın. Hı hı. Bu da çocukların kaygı oranını arttırıyor. C mu? Kesinlikle öyle. Bazen bu oluyor. Yani ben e, ne olduysam en az çocuğumda o olmalı. Çünkü ben diyor babam dershaneye göndermediği halde bunu oldum. O zaman o diyor ben diyor şeyde okudum. Selçuk Üniversitesi'nde tıp okudum. O Otlu'da okuyacak diyor. İşte Boğaziçi'de okuyacak diyor. Bunları e, bunlardan dolayı olabilir. Bir de tersi olabilir. Hı hı. Ben yapamadım çocuğum yapsınlar. Evet. Yani ben bu imkanlarla yapamadım. Bütün imkanları seriyorum ama yapmalı ee, bir de kendisini kanıtlıyor insan orada ya ben zekiydim yapamadım çünkü imkanım yoktu diyor kişi kendine ve hayatla ilgili bir alacaklı hissediyor anne baba ve bu alacaklı halini yani tahsil edilmemiş alacaklarını çocuk üzerinden yapmaya çalışıyor. Denklemi böyle kurmuş çünkü ben çok zekiydim yapabilirdim imkanı olmadığı için yapamadım. o zaman benden olan bir tanesi var o da çok zeki olmalı ve benim yapamadığımı yaparak benim yar yarım kalmış işimi tamamlamalı ve beni tatmin etmeli aslında kişisel bir takım yarım kalmışlıklarımızı, hırslarımızı çocuk üzerinden gidermeye çalışabiliriz. Bu da çocukta yine kaygı oluşturur. Çünkü ne kadar genetik olarak senden ve annesinden ya da babasından olsa da o kişi ayrı bir birey. Bunu bilmemiz lazım. Tıp okumak istemiyor olabilir. Mühendislik okumak istemiyor olabilir. Evet üç ayak üstlerine kurmalıyız. İşte ilgi, yetenek ve değerler. Değerler kısmında o işin yapılabilirliği, maddi bütçesi, nerede yapıldığı da önemli ama yine de hiç ilgisi ve yeteneği olmayan bir yere sırf parası iyi diye, sırf itibarı iyi diye de sırf ben istiyordum yapamadım diye de göndermemek lazım ya da zorlamamak lazım. Evet bazen şöyle de oluyor. İşte kendi döneminde baleye gidememiş çocuk bale istemiyor, baleye gönderiyor ya da diyor ki evet. işte dedem beni okutmadı diyor. Bizde bu imkanlar yoktu diyor. Evet. Ya da diyor ki ben konservatuar okumak istiyordum. Sahne sanatları okumak istiyordum. Ama bizim dönemimizde bu ayıp bir şeydi. Okutulmuyordu. Evet. Buna gideceksin. Şimdi çocuk belki tıp okumak istiyor. Evet. Tam tersi de olabiliyor. Evet değil mümkün ben. olabilir. Tabii. Yani dedim ya yarım kalmışlığı nerede hissediyorsa oraya yönlendirmeye çalışıyor. Çocuk da bunun altında ezilmeye başlıyor. Evet. Az önce e, Spritel Bypass. Bunu evet. çok merak ettim bu tabir hocam. Mutfadan değinelim buna da? Tabii değinelim. Şimdi bu... Aslında hayatın içerisinde de kullandığımız bir şey. Kendi eksik kaldığımız, yetersiz kaldığımız, beceremediğimiz, yapamadığımız şeylerle ilgili bunun nedenini kendimizden alıp, spiritüel nedenlere bağlamak. Böylelikle rahatlamak. Spiritüel nedenler ne? Burç bunlardan biri. Spiritüel yaşam diye çok kullanıyoruz artık aslında şu anda. E, çok güncel bir şey. Kullanıyorlar. Evet, güncel bir şey. E, Karsınız onu. E, ka, karşı, karşı, mısınız hocam? De, karşı da değilim. Yani ben yalnızca bilimsel bir tutum sergileyebilirim bununla ilgili. Böyle bir durum insanların duygularıyla oynamak. Ya niye inanırsak aslında o mu oluyor? Yani işte 5-2 sıfırlar, 7-7'ler falan filan paralar. Işte. <laughs> yani bu aslında hipnotik telkin <laughs> hissiyatı. Bu hipnotik telkini çocukluğumuzdan itibaren alırız. Yani okunmuş su gibi, okunmuş pirinç gibi sınava girerken hayatımızdaki Doğru. herhangi bir ee, olumlu e, olumsuz neticeyi benim dışımdaki nedene bağlarsam rahatlarım. Yani ben neden ilişkimde sorun yaşıyorum dediğimde e, Sibel Hanım, derse ki eğer ya benle ilgili değil işte Venüs retrosunu tamamlamadığı için ben bunları yaşıyorum derse rahatlar kişi. Ya da dese ki kara kedi önümden geçtiği için derse rahatlar. Ben sağ ayak yerine sol ayağı önce ayakkabımı giydim derse rahatlar. Sınava okunmuş suyla girmeliyim derse kendi dışındaki bir şeye bağlı için rahatlar. E, Bugs Bunny ve Daffy Duck bilirsiniz. E, ne sevimli kahramanlar değil mi? Kahraman. onun bir filminde Bugs Bunny bir spor müsabakasını kazanmak için... E, Daffy daha su veriyor. Diyor ki bak diyor bu suyu iç. İçerisinde bir şişe var bunu iç bu özel güçlerini e, verecek sana ve çok iyi oynayacaksın diyor. Dafi'dak suyu içiyor ve gerçekten çok iyi oynuyor oyunu. Ama sonunda da bir bakıyor sürekli içtiği için de su bitiyor şişenin içerisinde. Gidip bakışmanın yanına diyor ki biraz daha haber benden o iksirden bana biraz daha ver diyor. Dafi, e, şey diyor ki başka yok. Bak Dafi diyor bu onun içerisinde yalnızca su vardı hiçbir şey yok diyor. Gerçekten mi diyor hayal kırıklığına uğruyor ama sonra diyor ki yine de Olsun biraz daha yok mu o sudan diyor. <laughs> Hiçbir şey olmadığına inansak da, da yine de bir şeye inanmak istiyor zihin. Çünkü kendi potansiyelinin ona yetmeyeceğini düşünüyor. Sınavlar içerisinde de aynı şeyi söyleyebiliriz. Evet bazen şey de olabiliyor onu da reklamdan sonra konuşalım. Mesela benim sınav kıyafetim vardı. Atıyorum denemede <laughs> en yüksek sınav yaptım. Ha, aynen sınav kalemi işte sınav kıyafeti. Ben bununla çok iyi denemede bir puan aldıysan bununla sınava gitmek gibi. Bunlar yine aynı. Sakın bir şey kodlamasınlar. Sakın kodlamasınlar onu da konuşalım. Çünkü o gün o kıyafet yanmış olabilir. Bir şey olabilir. Kalemle zaten giremiyorlar. Bunlara bağlayarak değil sadece kendi potansiyelleri bunu verecek onlara. Evet. Ara zamanı sonrasında konuşacağımız çok fazlası da şey var. işte her şey kötüye gidecek sınav sonrası ben ne yapacağım tatilim zehri olacak. Daha sınava girmeden o kaygıyla birlikte birkaç senesini çöpeden birçok gençlerimiz var. Biliyoruz kısacık bir ara sonrasında hemen geliyoruz. Evet, Selçuk hocam bulmuşken reklam arasında da birçok aslında kadar çok şey birikmiş hocam ya. Gerçekten. Yani insana dair olduğu için psikoloji her konu bizi ilgilendiriyor. O yüzden de birçok şey birikiyor. Haftada bir yapsak da o hafta boyunca birikiyor. Kesinlikle birikiyor. Çok çok önemli. Ama şunu çok seviniyorum. Eminim siz de bu işi yıllardır yapıyorsunuz. Çok büyük özveriyle yapıyorsunuz. Artık Psikolojik problemlerde ya da işte geçmişten kendimize getirdiğimiz kaygılarımız işte ne bileyim yaşadığımız travmaları en azından çözmek için bir yola giriyoruz. Evet. Yani son dönemde bence 4-5 yıldır bu özellikle insanların hani böyle hep ya işte bir psikiyatristi ya da bir psikoloğa gitmekten çekindikleri söylemekten utandıkları bir durumdan çıkıp artık yani ben terapiye gidiyorum. Daha havalı hale geldiği Kesinlikle. bile oluyor bazı yerlerde. Bunda dizilerin etkileri var Çok sağ etsin. olsunlar. Kesinlikle. O dizilerden sonra herkesin ön yargısı yıkıldı. Çok önemli. Onun için e, lütfen aşamadığınız durumlar varsa profesyonel birinden destek alın. E, aşamadığı durumlar tek başına değil. Kafası karıştığında aslında o kadar yaygın olmalı ki. Yani ulaşılabilir olsa herkes için. Biraz daha tabii ekonomik koşullarda buna engel oluyor bazı insanlar için. Birçok kişi için aslında tek başına bu neden olabiliyor ama sadece aşamadığı durumlar değil. Karar vereceği dönemde ben birini seviyorum her şey yolunda ama yine de bir gidip bir danışayım bakalım bu doğru insan mı benim için diye. Yani e, aşamadığı değil, kafasının karıştığı, kişisel gelişime katkı sağlamak istediği her durumda bile aslında başvurabileceği yer olması gerekirken bizde aşamadığı durumları bırakın. Artık çukurun dibindeyken gelmek zorunda kalıyorlar. E, bu da çukurun ne kadar dibine, yani şöyle düşünün, yanlış yolda ne kadar ilerlediysek o yoldan geriye doğru bu tarafa getirmek de o kadar uzun süre oluyor. ...yani ne kadar az giderseniz orada yakaladıksa buraya gelmek daha kolay oluyor. Evet lütfen bu konuyu önemseyelim. Hem çocuklarımız için hem kendimiz için sağlıklı bir birey olmak için. Artık Dünya Sağlık Örgütü diyor ki akıl, ruh ve beden sağlığı. Hı hı. Yani beden sağlığı yerinde olduktan sonra işte ruh sağlığı yerinde olmadıktan sonra... ...aslında ruh sağlığı bozuksa beden sağlığı otomatik bozuluyor zaten. Net bir şekilde ya doğrudan bunun kalıntıları ve belirtileri var ya da dolaylı bir şekilde bunun belirtilerini görebiliyoruz. Evet, onun için lütfen gününde mesaj olsun. Şimdi reklama gitmeden önce dedik ki Hı. totemler gençlerin arasında ya işte ben bende vardı hocam. İşte ee, işte bu sınavda işte bunu giydim ben. Denemede işte matematikten full yaptım. Ben bunu sınava giderken giyeyim. Mesela böyle totemler yapmak. Sınava giderken bu kıyafetleri giymek. Bunlar doğru mu? Bunlar yine özgüvenin sorunları, özgüven sorunlarından, yine kişinin kendi öz potansiyeline güvenmemesinden, yetersizlik hislerinden kaynaklanıyor. Böyle şeyleri bağlayarak aslında hayatındaki birçok şeyde yanlış tutum ve kararlar verebilirler. Ee, tam tersini yaptıklarından bana şunu diyorlar genellikle bu totemlere ya da mantık dışı inançlara sahip olanlar diyor ki: "Hocam bir gün o tişörtümü giymedim, evet başıma çok kötü şeyler geldi ya da sınavım <laughs> kötü geçti." Buna kendini gerçekleştiren kehanet diyoruz. Sınava giderken tişörtünü giymediğinde zihninde şu oluşuyor. Bu sınav kötü geçecek çünkü e, tişörtümü giymedim. Tişörtünü giymediği için sınavın kötü geçeceğine inanan birisi de sınava oturduğunda sayılar birbirine karışmaya başlıyor. Bilinçaltı oyunlar oynamaya başlıyor. Diyor ki e, fısıldıyor artık tişörtü giymedin bu sınavı yapamayacaksın. Sonra ay, bir dakika yapamayacağım galiba deyip yeniden okuyor soru, Yeniden okuyor. Okudukça bulanıklaşmaya başlıyor. Sonrasında sınavı yapamıyor gerçekten de. Ve sınavı yapamama sebebi aslında algısı ama tişörte bağladığı için tişörtten dolayı olduğunu zannediyor ve böylelikle kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüşmüş oluyor. Hayatımızda birçok kehanette bunu yapabiliyoruz. Yani ben eğer o yoldan geçersem başıma kötü bir şey gelecek. Ben eğer o kişiyle e, merhabalaşırsam önümden kara kedi geçerse kötü bir şey gelecek. Bu mantık dışı inançların Anlamlı olmayan inançların en kötü yanı ne biliyor musunuz? Tepi dışındaysa eğer günlük hayatın içerisinde 10 kere tersinin yaşanması lazım sönmesi için. Yani bunlar tek seferde oluşur. Yani bir yerden duymuşuzdur biz kara kedi önümden geçtiğinde başıma kötü bir şey gelecek. Bunu duyduk ya bir yerden. Sonra geçti o gün kötü bir şey geldi geçmiş olsun. Artık yeni bir inancımız var yeni Eyvah. bir fobimiz var. Sonrasında kara kedi önünden geçtiğinde bir şeyin olmayacağına inanması ne kadar süre alıyor? Geçecek bir şey olmayacak bir. Geçecek bir şey olmayacak. Çünkü şunu diyecek. Geçti bir şey olmadı ama yine de temkinli oluyor geçecek yapacak. bir şey olmayacak belki de 10 defa bunun tersini görmesi gerekecek o yüzden bu tür bir de bunlar bulaşıcıdır bilgi aktarımından dolayı oradaki mantık dışı inancın sınava yüklediği inancın öbür tarafta da olacaktır diğer tarafta da olacaktır. Balık burcuyla akrep burcu hayatta olmaz. Duydun geçmiş olsun. Belki de hayatının aşkı sen balıkken akrep ama akrep erkeğinden uzak durulması gerektiğini öğrendiğin için hayatının aşkını kaçırıyorsun belki de. Bu yüzden bu tür yanlış inançlar bizim hayatımızı yönlendirmemeli. Bunlara aslında bunların karşısında bilimi koyarak bilimsel olan bilgiyi koyarak bilimsel olan bilgi de deneme yanılma bile olabilir. Yani klasik öğrenme. Git bak ve yeniden gör. Şey gibi köpekten kediden korkar mısınız? Ben kediden, kork ben kediden korkuyorum hocam. Mesela zarar vermeyeceğinden yüzde yüz emin olsanız da değil mi? Evet hiçbir şey yapmayacağını biliyorum. E neden gidemiyorsunuz yanına? Çünkü öbür taraf inandı bir kere. O bana zarar verecek. Mantık dışı yani. Mantığınız tam tersini söylüyor. Şu kadarcık bir kedi yani onu büyük ihtimalle bir hamlede yutabilirsiniz bile ama o kediden bile kaçınıyorsunuz. İşte buna mantık dışı inanç diyoruz yani. Aynı şey sınav için de geçerli olabilir. Sınava yüklenen anlam için de geçerli olabilir. Bazı çocuklar ne yaparsam yapayım ben sınavı kazanmaya, oraya layık değilim dedikleri için kaygı yaşamaya da başlıyorlar. Diyor ki ben böyle biri değilim. Benim annem de böyle biri değil. Babam da böyle bilir. Ben de buna layık değilim. Çünkü ben bu kadarını hiçbir zaman hayatım boyunca hak etmedim. İyiyi hak etmiyorum. İyi olan, güzel olan şeyleri hak etmiyorum algısıyla da aslında sınavda hem başarısız oluyorlar hem de kaygılanabiliyorlar. Evet. Maalesef Hı -hı. bunun önüne geçmek lazım. Peki kaygı öğrenilen bir şey midir? Net bir şekilde bazı veriler kaygılı bir insanın çocuklarına da kaygının aktarılabileceğini genetik anlamda söyleyebilir. Ama bunda evlatlık araştırmalara bakmak lazım. E, fikir genel algı aktarılabildiği ile ilgili ama çoğunluğunu öğrendiğimizi söyleyebiliriz. Çocuğumuza sınav karşısında nasıl öğretiyoruz hocam ben sınava girmedim ki hiç onun gözü önünde diyebilir anne babalar. Sınava girmedin de eve misafir gelmeden önceki kaygını çocuk gördü ya da herhangi bir haber izlerken ki tepkini gördü ya da babanla ilgili tartışmada yaşadıktan sonra eyvah ayrılacağız mı kaygını gördü ya da herhangi bir işe giriştiğinde yemek yaparken bile ne kadar kaygılı yemek yaptığını gördü söylemlerini gördü. Eyvah ne olacak ki bunun tuzu eksik oldu niye böyle oldu ki diye defalarca tekrarlayıp kaygılı düşüncelerini gördü. Bunu aldı demek ki hayat böyle bir yer dedi sonra sınava bunu transfer etti. Çünkü kendisinin de çoğunlukla anne babadan öğrendiği gibi tepkiler vermeyi öğrendi. Problem var, stresli durum var ve bu problem karşısında nasıl tepki vermeliyim? kaygılanarak tabii ki de. Kaygılanmazsam bir şey yolunda gitmez diye öğrendi belki de. Daha rahat olursam bu kötü bir şeydir ve başıma kötü bir şeyler gelecek diye öğrendi. Bu yüzden de öğrenebilir ve onu da sınava transfer edebilir. Anne babaların çoğuyla ne dediniz az önce? Aslında başlarken sizin de çocuğunuz sınava girmediği için dilinize yapışmış. Sınav anne babaları dediniz mesela. Halbuki anne babaların sınavı değil bu. Değil aslında. Evet, anne babaların aslında sınav... en büyük sınav veriyoruz hocam biz veliler <laughs> <Evet, başka> olarak. Başka <laughs> taraftan bir sınav veriyorsunuz ama sınava onlar girmiyor ki. Anne babaların sınavı dediniz mesela başlarken. Geriye sarın bakıp göreceksiniz. Doğru. Şimdi bu bu algı anne babaların daha kaygılı olmasına sebep oluyor. Bazen önce anne babayla ilk birkaç görüşmeyi yaptıktan sonra onların kaygısını yönettikten sonra çocuğa yöneliyoruz. Her zaman söylüyorum. Cebinizde elma varsa var mı yanınızda elma? ...veremezsiniz bana şu anda değil mi? Doğru, yok İkram ne? edemezsiniz. Yok İçinizde huzur yoksa şu anda bana huzur veremezsiniz. Ver Veriyormuş gibi yaparsınız. Mutluluk yoksa mutluluk veremezsiniz. Rahatlık yoksa yapamazsınız. Gece yatağına yatıracaksınız çocuğunuzu ve sınavda gir rahat ol... ...kendin e, yapabilirsin, ben başaracağına inanıyorum derken... ...eğer siz buna inanmıyorsanız veremezsiniz. Yani rahat ol oğlum merak etme her şey yoluna girecek derken... ...çocuk karşıdan anne sen önce rahat ol bir sakinleş tamam sınav uyanınca diyebilir... Siz önce kendinizle ilgili kaygıyı yok etmelisiniz. Rol yapıyorum hocam. Olmaz mı? Yetmez mi? Yetmez. Karşıdaki aptal değil. Bunu hissedecektir. Önce anne babanın sınav kaygısını yenerek başlıyoruz biz işi. Sonra anne baba evdeki bütün o ortamı değiştirmeye başlıyor. Hep diyorum bir evde annenin yüzü gülmüyorsa hiç kimsenin yüzü gülmez bir süre sonra. Hiç mümkün değil. Aynı anne hastaysa da herkes hastadır evde. Mü, mümkündür. Baba e, da sorun varsa diğerlerinde bu vücudun e, parçaları gibi. Yani vücudun bir yeri kanamaya başlarsa bu bana ne ya benimle ilgili değil diyemez. Çünkü bu kanamaya devam ederse bütün vücut olacak bununla ilgili. Yani bu kanadında bunu tutmak zorunda. Bir ailede buna da aile sistemleri terapisinde çok önemli verilir. Mesela ailedeki herhangi bir üyede sınav kaygısı dahi varsa bundan küçük kardeş bile sorumludur. O yüzden hepsiyle görüşülmeli belki de konuşulmalı eğer gerekli görüldüğü durumlarda. Hatta şöyle bile planlar oluyor. Hı. Mesela anne ikinci gebelik düşünüyor çocuğun diyor sınav senesi. Bunu diyor <laughs> şey yapmayalım. Evet. Ya da böyle işte evde küçük kardeş varsa o defteri kitabı yırtacak kardeş varsa Hı. uzaklaşma. Hatta bir... Ee, Arkadaşlar biz dedi bu sene bayramda hiçbir yere gitmedik Hı -hı. Neden? E, çocuğun sınavı Evet evet. evet Çocuğu doğru. da götürmedik Kendimiz evet. de gitmedik Halbuki şey, gidip bir el öpse çocuk orada Bir iki sohbet etse sınavdan uzaklaşacağı iki tane laf dinlese bir saat iki saat bile olsa Tekeri değişecek benzin alacak ve sınava daha iyi çalışacak Kesinlikle. Peki vaatler vermek Ya şu sınav bir bitsin Hadi bakalım işte şuraya tatile gideceğiz Ya işte sen o istediğin telefon vardı ya Onu sana alacağım gibi Hı -hı. Vaatler Hı -hı. Vermiş, vermemeleri lazım. Kocaman nedene bağlarlar o zaman. Yine dediğim gibi sınavdaki 2x y babam bana arabaya alacağı dönüşür. Hmm. Onu yapamazsam araba yok. Kocaman anlaştırdığınız sürece kaybedeceği şeyi büyüttüğünüz için kaygılanır. Dedim Doğru. ya kaybedeceğiniz şeyi kocaman anlaştırmış oluyorsunuz. Vermişlerse de bu vaatleri hemen bugün gidip çocuklarına desinler ki alacaklarsa büyük şeyleri varsa, güçleri varsa sen sınavdan hangi sonucu getirirsen getir sana onu alacağım tatile gideceğiz. Sana bu telefonu alacağım. Ne sınavdan getirsen getir. Tabii iki ay kala çocuk da şunu demeyecek... Öyle mi o zaman çalışmıyorum diyorsa o çocuk zaten çalışsa da yapamayacak. Yapamayacak. Yani şunu kaçırıyor anne babalar. Senin o motivasyon aracınla yapmıyor onu. O başlangıç seviyesi olabilir. Ama çok daha kalıcı içsel motivasyonla olacak, oluşturacak şeyler yap. Git ve o, alanda başarılı olmuş bir mesela hukukçu olmak istiyorsa avukatla görüştür. Röportaj yaptır. Yazsın onları mesela. Ben yapmıştım kendimi motive etmek için tiyatro oyuncusuyla yapmıştım mesela 2 saat çok iyi hissetmiştim kendimi bunları yaptır mesela hangi alanla ilgili motive etmek istiyorsan onunla ilgili videolar izlettir ama bunu işte son iki ay kala yaparsan bu hocam dediğini yaptık bir tane çıktı kontrolüde işe yaramadı dersin ama bunu 2 ayda olmaz ki 2 ayda sen de bir şey öğrenemezsin zaten anne babalara bazen diyorum ki geliyorlar hocam bizim çocuk öğrenemedi hala ya diyorum peki size söylediklerimi yaptınız mı Hocam biz de yapamadık iş güç. Siz de öğrenememişsiniz diyorum. Çocuğa yüklenmeyin o zaman. Yani sizin öğrenemediğiniz bir şeyi çocuğun bu kadar kısa sürede yapabilmesini beklemek de ayrı bir e, yanlış düşünce. Bu yüzden bundan dolayı e, çocuğa süre verilmesi, bunu halletmesi için e, zaman geçmesi gerekli. Peki böyle denemelerini takip etmek, başarılarını takip etmek ya da ne bileyim bunlar da doğru bir şey mi? Bununla ilgili ne diyorum biliyor musunuz? Anne babalar şimdi... Ölsünler kendilerini. Çocuk eve geldi. Evde kaç saat duruyor? 4 saat. Uyuyana kadar 5 saat diyelim ki. Bu 5 saatin yüzde kaçı sınav konuşmasıyla geçiyor veya sınavla ilgili? Bir düşünsünler. Bazıları diyor ki %95. %100 hocam biz başka bir şey konuşmuyoruz. Şimdi Anne deyince şimdi bizim zihnimizde bazı şeyler vardır figürler vardır. Mesela Selçuk Hoca deyince kafanızda bir şey oluşuyor. Bir şey yani yanında bir tane hatta bir meyve de oluşuyor. Yanında bir koku da geliyor burnunuza. Bir manzara da canlanıyor. Etrafından çıkan bir şeyler oluyor. Bir şey bir kötü figür hayatınızda kötü figür hatırlayınca etrafında kara dumanlar oluşmaya başlıyor. Anne deyince cetvel, kalem, kalem tıraş. Bu oluşuyorsa yani dediğimiz figürler anne baba. Tam de, baba deyince güven, huzur, ...bir beşikte sallanmak oluşmalı. Yani sembolize ettiği şeyler bunlar olmalı. Ama anne deyince e daha sen yapmadın mı lafı, hadi bakalım kalk dersine çalış lafı... ...çoğunlukla bunlar oluşuyorsa yanlış bir şey vardır. Anne deyince huzur, mutluluk, göğsüne uzandığın biri. Bu olmalı, öbürü yanda olmalı. Ama figürü değiştirmeyecek. Baba deyince bağıran, çağıran, e yine beni yakaladı bir yerde e telefona bakarken bir figür değil... Baba deyince iyi sohbet ettiğim, birlikte eğlenceli vakit geçirdiğim, onu sonra yanındayken güvende hissettiğim. Bunlar olacak. Hiç sınava çalış mı? mi? Hayır. Tersi olsun. %10, %20 sınavla ilgili konuş ama %70 de sınavın dışında konuş. O zaman dersin ki çocuğa hayatın gidişatı da bununla ilgili olduğu için bak bizim için sen önemlisin. Demene bile gerek yok. Zaten çocuk bunu bilir. O yüzden sürekli olarak sınavı konuşmak vesaire şuna inansınlar işe de yaramıyor. ...bir süre sonra duyarsızlaşma dediğimiz şey çocukta olmaya başlıyor... Diyor yani, ee, ...anne baba hadi ders çalış diyor ya... ...niye dinlemiyor beni diyorlar ya... ...hadi ders çalış onu kolan şöyle gidiyor bıdı, 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 bıdı ...bu geliyor sadece... ...annem yine gebeliyor... ...bir şeyler söylüyor yine... ...oğlum bak gelecekle ilgili falan sanki çocuk bunları bilmiyor gibi... ...bak okumazsan şöyle olur... ...bunların hepsi vıdı vıdı geliyor artık... ...gebeleme geliyor çocuğa... ...işe yaramıyor zaten işe yaramayan bir şeyi devam ettirme... ...sus diğer alanlardan motive etmeye çalış... E, o zaman o da olmazsa. O zaman çocuk olmayacak da anlamına gelir. Daha iyi alanda başka bir şey de yapacak anlamına gelir. Bu da önemli. Alternatif planlar, B planları bu yüzden önemli. İyi de hocam e, seneye de çalışırsın kazanamazsan dersem bu sene çalışmazsa böyle bir şey olmaz. O güveni olmaz. vermeyim vermeyeyim mi diyor. Hayır. Ya mesela şu oluyor ya ya yavrum önemli değil. Bu sene hem okul vardı Hı. hem sınav vardı. Zor bir seneydi seni anlıyorum. Olmadı seneye girersin. Ya bu çocuğu acaba veli olarak ben de düşünüyorum. Rehavete mi sürükler? <laughs> ya da... Siz İngilizce sınavına girdiniz mi? İngilizce kursuna gittiniz mi hiç? Gittim Yetişkinken? Hocam. <laughs> Yetişkinken gittim doktora için alamıyorum yani yüksek puanı. Sizi kim zorladı buna? Ben kendim bireysel Cenizle karar verdim. para var. da verdiniz değil mi? Tabii canım Gittim bir de para da verdim. Doğru. Peki gitmezsen şunu yaparım dedi mi kimse size? Hiç kimse demedi. Niye gittiniz hem de üstüne para vererek? Doğru. Bu motivasyonu yaptığınızda çocuk kendisi diyecek ki anne beni şuraya gönder. Çok doğru. Anne ben, bana şunu yaptır kendisi diyecek. Hatta ya ben kendimden bildiğim için benim annem ilkokul mezunu cahil demeyeceğim kızacak. <laughs> yani okuma cahili diyelim. Ee, bir ya, ilkokul yazıyı bile zor yazan bir kadın. Çok güzel yazdığını iddia ediyor. Yine anne özür diliyorum bununla ilgili. <laughs> Sevgilerimizi gönderelim. <laughs> ya nereden bilsin kariyer planı oluşturmayı? Doğru. Nereden bilsin ne yapsın? Bir keresinde ne yaptı biliyor musunuz? Benim bir yaş küçük kardeşim var. Önümüzden kitapları aldı. Pencereden attı. Yeter artık sizin dedi kitabınızı görmek istemiyorum bir yerde dedi. Şimdi biz ona rağmen gidip kendimiz topladık o kitapları. Şimdi sen gerçekten bunu oluşturursan çocukta çocuk kendi senden talep edecek kitap almayı. Haşlığını biriktirip kendisi kitap alacak belki de. Bu yüzden zamanında oluşturmadığın şeylerin neticesinde son sene gelmiş çocukta oluşturamadığın şeylerden dolayı ben baskı yaparsam oluşur diye de bekleme. Doğru. Hatta bunun örneklerini görürüz. İşte dağda çoban çocuk imkanı yok Türkiye birincisi oluyor. İşte hmm. ne bileyim yani bu da aslında buradan böyle bir sonuç örnek... da çıkıyor değil mi? Yani tek ki anlamda bu çok anlamlı değil aslında. Yani uç örnekler çok anlam ifade etmiyor ama hmm. bunlar da olabiliyor. Ama hayatın geneli içerisinde baktığımızda yani genelinde başarılı olan çocuklara baktığımızda öz disiplini, öz motivasyonu, öz kontrolü olan çocuklar oluyor. Öz yani kendinden yani annesinin başında durup ders çalıştırdığı değil. Ondan sonra babasının sürekli onu kontrol ettiği değil. Niye böyle biliyor musunuz? Çocukken yeni yürümeye başlayan bebekleri düşünün. Böyle işte kanepeye çıkmaya çalışıyor, koltuğa çıkmaya çalışıyor, Ikınıyor, sıkılıyor, ayağını atıyor çıkamıyor. İlk gördüğümüzde ne yaparız? Ah kuzum benim koltuğa mı çıkmaya çalışıyorsun oh. deyip hoppala deyip ya da ittirerek koltuğa Doğru. Çıkarız. Sonra çocuk ne yapar biliyor musunuz? Geri iner. Bir daha çıkar. Bir daha çıkmaya çalışır. Çalışır. Sonra dersiniz ki bunu baba tarafına çekmiş galiba bu çocuğa bir şey oldu <laughs> diye bunda bir şey var deyip yeniden koyarsınız. Yeniden aa diye sıkılır hatta hoşnutsuz olur çocuk koltuğa çıktığı için siz koyduğunuz için mutsuz olur geri iner. Elleme diye hatta bazı çocuk şey yapar. Çünkü Kolta çıkmak istemiyor. Koltuğa tek başına çıkmak istiyor. Doğru. Şimdi biz ona şunu veriyoruz. Oğlum diyoruz. Sen o kolta tek başına çıkamazsın. Benim anne baba olmadan ders çalışamazsın. Ben söylemeden içeri oda'ya gidemezsin. Ben söylemeden televizyonu kapatamazsın diyoruz. Sonra da diyoruz ki hadi bakalım şu ana kadar ben her şeyi yaptım ben söyleminle. Bu sınava tek başına giriyorsun. Sınava girdiğinde soruyu çözerken eminim güdüsü şu oluyor. Anne neredesin ki oluyor çocuğun. Çok doğru. Çünkü o ittirmesini bekliyor hala. Sınavda da ittirmesini bekliyor. Bu da yine çocuğun bireysel anlamda bir şey başarısını ya da bireysel anlamda bir şeyler yapabilmeyi yapamamayı etkilediği için sınav karşısında neden oluyor olabilir. Bununla birlikte şuna da değineyim. Stres aşılama dediğimiz bir tabir var. Hı, hı. Duydunuz mu hiç bilmiyorum. Yok. Duymadım. Küçükken çocuğun kaldırabileceği düzeyde strese maruz kalması ileride büyükleriyle nasıl baş edeceğiyle ilgili Öğrenmeler gerçekleştirmesine sebep oluyor. Aşılama gibi düşünün. Aşıda ya e, aktif olmayan yani cansız ya da ufak düzeyde mikrop aşılanıyor ve vücut ona karşı bağışıklık, e, bağışıklık kazanıyor. kazanıyor. Aslında bir duvar örüyor ona karşı ve daha büyük geldiğinde ha, ben bunu tanıyorum dur bakayım bunlar böyle baş edilir deyip baş ediyor. Aynı şeyi çocukken vermezsek eğer stresi, stres ne olursa olsun ufak tefek stresleri sınav stresiyle nasıl baş edeceğini bilemez. Çünkü ufak tefeklerle birlikte prova öğrenip güçleniyor vücut. Zihninde buna benzer e, nöronlarla birlikte aktiviteler geliştiriyor. Ve daha büyük bir stres unsuru gelince tamam bunu nasıl çözülüne dair bir fikrim var bunu da böyle hallederim deyip sınav kaygısında öyle tolere edebiliyor. Hmm. Küçükken yani onun yerine konuşmak, onun yerine bir şeyler yapmak. Aman üzülmesin çocuğum, aman yıpranmasın, ama benim çocuğumun canı sıkılmasın, ayaklı ayacıkları yorulmasın diye her şey onun yerine yapan anne babaların çocukları daha çok e, sınav kaygısı yaşıyor. Değil mi? Oradan kafa sallama <laughs> şartları geldi. Çantasını taşıyan veliler biliyorum ben. Aman evet. çocuğum diyor servisten inince terledim mi diye bakan. Evet. Hemen bir havlu sokan falan ya yani bırak çocuk terlesin hasta olsun değil mi? Ara sıra bunlara maruz kalmasına izin vermek lazım. Hatta o hastalık doğrudan hastalığa direncini saldığı gibi Doğru. kendi başına baş etmeyi de sağlıyor. Ne bileyim işte su, sürahiye su koymak dahil. Ya. Sürahiye su koyma. 3 yaşındaki koyamaz. Ama yarısına kadar doldurun böyle koy diye. Yani az bir şey koy ama o koymayı öğrensin. Kendi başına yapabildiğini görsün. Böyle yetiştirdiğimiz, yetiştirmediğimizde çocuklarda bir anda şöyle diyorum ben okula her gün gözü kapalı bir şekilde birine götürün 365 gün sonra bir gün açın gözün hadi kendin git deyin aynı onun bulamaz. şaşkınlığını yaşıyor Yolu ve bulamazlar bulamaz. ee, kaygı da bunun ürünü oluyor çoğunluğu. çok güzel bir örnek oldu son birkaç dakikamız kaldı Özellikle meditasyonlar ya da bununla alakalı yapılabilecek yöntemler var mı? Hı. E, rahatlamaya yönelik yöntemlerin hepsi bunun içine gelebilir. Biz mesela hipnoterapiyi de kullanıyoruz hı hı. bununla alakalı. Doğrudan hızlı bir etki yapsın diye. Çünkü bilinçaltı figürlerle uğraşacağız ya. Hani az önce söylediğim birdenbire pörtlüyor. Sen yetersizsin, sen yapamazsın zaten. Bilinçaltında yani hipnotik terkin altındayken, trans halindeyken verdiğimiz telkinler daha hızlı etki yapıyor ve böylelikle kişi kendisinin onu yapabileceğine inanıyor. Ya da sınava tekrar tekrar sokuyoruz mesela biz. Sınav kaygısıyla ilgili bunu yapabiliyoruz. Sınav anında oluşabilecek sorunları deneyimliyoruz ya EM ya da şöyle yapıyoruz bunu mesela. E, hipnoterapiyle deneyimleyip sınav aslında beşinci kez girmi, giriyormuş gibi oluyor sınava gittiğinde. Hmm. Tanıdık geliyor. Sınavı yapamama durumunu artık tanıdık olarak görüyor ve nasıl baş edeceğini öğreniyor. O stres aşılamayı orada yapıyoruz yani. Bunun biz. böyle bir çözümü de var. BDT terapisi ve EMDR diye bir terapi yöntemi de var. Diye yine EMDR aynen EMDR orada da yine olumsuz düşüncelerin üzerini karalama diye tabir edebiliriz kabaca. Yani neyse o ben yapamam üzerini karalıyoruz bu yöntemi yaparak. Onun yerine yenisini koyuyoruz. Ben yapabilirim. Ben potansiyelim kadar yapabilirim. Ama tabii ki de çocukla o gerçekçi olmayan beklentileri de elinden almak lazım. Ee, alternatif düşüncelerde oluşturmak lazım. Anne babanın tutumunu da kontrol etmek lazım. Şey gibi düşünün. Biz bilgisayara getirdiler. Format attık. Bilgisayar tertemiz eve gitti. O USB yi yine takıyorlar. Yine virüs giriyor. Hmm. Anne baba aynı şeyleri yapmaya devam ederse o virüs yeniden yayılacaktır. Ne kadar formatlasanız da bir işe yaramayacaktır. Çok çok önemli. Özellikle sınavdan iki ay önce bu konuyu başlık konuşmak çok çok önemli. Hala yapılabilecek bir şeyler var. Geç kalmış sayılmazlar. Bununla alakalı. Bu, e, sadece bugünle ilgili değil, seneye de belki bununla ilgili hmm. yapacak. Hatta hayatı boyunca çocuğun işine yarayacak şeyler öğrenebilirler. E, sınava iki ay kaladan kastım, hepsini birlikte organize etmek çok zor olduğu için. Ama tabii ki de işe yarar hala şeyler olabilir. Evet çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir programdı. Yine hiç bitmesini istemediğimiz ama maalesef sürenin kısıtlı olduğu bir dilimde sizi ağırladık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi. Her zaman için de öyle. Şimdi arkadaşlarla birlikte gelirken de diyor ki hocam ne soracaklar falan diyor. Dedim ki Sibel Hanım bu işte çok iyi zaten o akışı sağlar merak etmeyin dedim. Şimdi onlar da programcılığın ne olduğunu ilk kez burada gördüler bence. Çok teşekkür ederim. Ben, evet. Benim için de çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Benim için de öyleydi. Arkadaşlara da başarılar diliyoruz hayat yolculuklarına. Sevgili izleyicilerimiz bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.